Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Dün çok hızlı başladık haftaya, bugün tabii yine aynı şekilde aynı hızda devam ediyoruz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme kararı, bu kısmi mi olacak, ne kadar kısmi ise ne kadar olacak daha belli değil ama çekilme kararıyla ve Türkiye'nin de artık rahatız, girebiliriz gibi düşünmeye başlamasıyla yeni bir sürece girilmiş olundu. Ve bundan sonra bakalım bu konuyla ilgili ne gibi adımlar atılacak ve buna bağlı olarak ne gibi olasılıklar ortaya çıkacak ve sonrasında da neler yaşanacak. Bunlar bir hafta 10 güne kadar netleşir. Diğer yandan tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı bir ziyaret de söz konusu. O zamana kadar bir şeyler sürüncemede bırakılır ve sonrasında adım atılır mı, atılmaz mı? Amerika Birleşik Devletleri'nden geri adım kararı gelir mi, gelmez mi? Bütün bunları hep birlikte göreceğiz. Bu arada tabii daha önce vurgusunu yaptık. Dün akşam bu arada programında da yine aynı şekilde vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce almış olduğu böyle bir karar vardı. Daha doğrusu Trump'ın almış olduğu böyle bir karar vardı. Ama Pentagon'un, askeri kanadın bir şekilde itirazları sonucu ve diğer bazı tabii tarafların itirazları sonucu Trump bu kararını geri almıştı. Ve şu ana kadar da Amerikan askerleri varlığını sürdürüyordu. Halen de sürdürüyor şeyde, Kuzey Suriye'de. Fakat bu kez Pentagon'da başkanla, yani Amerikan başkanıyla paralel bir açıklamada bulundu. Tabii burada terk etme konusunda herhangi bir şeyleri yok, ifadeleri yok Trump gibi. Ancak Trump'la benzeşen ifadeleri Türkiye'nin bir operasyonuna herhangi bir şekilde destek vermeyecekleri, katılmayacakları ve diğer yandan tabii aynı şekilde Türkiye'nin tek taraflı yapacağı operasyonların ne gibi tehlikeli bir takım sonuçlara yol açabileceği ve bununla ilgili olarak da sorumluluğun, IŞİD'in de tabii aynı şekilde sorumluluğun Türkiye'ye ait olacağı. Bunlar vurgulanıyor. Dolayısıyla şimdi bir ittifak, yani müesseseler arası bir ittifak olduğunu söyleyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii bir takım senatörlerden itirazlar söz konusu. Aynı zamanda sadece operasyona değil, Trump'ın kullandığı dile de itirazlar söz konusu. Biliyorsunuz Trump eğer Türkiye sınırı aşarsa, yani burada Türkiye-Suriye sınırından bahsedilmiyor, o harekatla ilgili olarak söylüyor bunu. Sınırı zorlarsa, aşarsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim gibi bir ifade kullandı. Daha önce yaptığım gibi vurgusuyla birlikte tabii bir ifade kullandı. Ve şimdi tabii bu aşamadan sonra, bundan sonra neler olacak? Şimdi burada tabii sorulması gereken bir takım sorular var. Yani bundan sonrasıyla ilgili ne olacak diye. İkincisi, bu soruların yanıtları bakış açısına göre elbette değişebilir. Bu soruların yanıtları saha gerçeğini ne kadar yansıtacak, yansıtıyor, ona bakmak lazım. Peki bir harekat kararı alınmış durumda, daha önceden alınmıştı zaten aslında. Bunun hazırlıkları da tamamlanmış durumda ve bir şekilde nesnel koşulların uygun olması bekleniyordu. Bunların en başında tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin hani okey vermesi ya da arıza çıkartmamasıydı tırnak içerisinde. Şimdi böyle olmayacağı, yani Türkiye'nin istediği şekilde olacağı anlaşılıyor ve bir harekat yapılacak. Yani dediğimiz gibi ne şekilde yapılacak, nasıl yapılacak, ne kadar derinlikte olacak, ne kadar işte uzunlukta olacak. Birçok tabii veriyi birlikte saymamız gereken bir şey bu. Sadece yapılacak derken tek başına yetmiyor ifade etmeye. Böyle bir durum var. Peki ne olması gerekiyor normalde? Gazetelerin bu konuyla ilgili bilgilendirme yapması gerekiyor her şeyden önce. Yani okuyucusuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Peki
bilgilendirme var mı? Birçoğunda evet var. Ama aynı zamanda bir algıyla birlikte bunu yapıyorlar. Yandaş gazeteler zaten fetih mantığıyla hareket ettikleri için bugün başlıklarını ona göre atmışlar. Bazı işte diğer gazetelerde meselenin Türkiye'nin aleyhine mi lehine mi olduğu tartışmasıyla birlikte vermişler haberleri. Çünkü burada şeylere göre, yandaş basına göre her meselede olduğu gibi, her meselede olduğu gibi, bunlar çünkü takım tutar gibi, fanatik işte taraftar gibi Erdoğan taraftarı ve dolayısıyla Erdoğan'ın yapacağı, yaptığı yanlış doğru ne varsa buna tam anlamıyla teslim olmuş durumdalar, biat etmiş durumdalar ve o ne derse çok yaşa diyorlar Erdoğan'a ve Erdoğan'dan daha fazla propagandasını yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi böyle bir harekatın o dediğim işte sorular ışığında aslında değerlendirilmesi gerekiyor. Ne gibi sonuçlara, ne gibi gelişmelere ve bu gelişmelerin yeni işte yol açacağı bir takım olasılıklara kapı açtığını sorgulamak gerekiyor. Siz bunu sorgulayarak verdiğiniz zaman okuyucunuzu işte o zaman bilgilendirmiş olursunuz. Yoksa benim bilgiden kastettiğim şey değil. Operasyonun derinliği işte Türkiye 32 kilometre diyor, Amerikalılar 5 kilometre diyor. Telefon görüşmesi yaptı Trump'la Erdoğan. Erdoğan Trump'a şunu söyledi, Trump da Erdoğan'a bunu söyledi. Bunlar bilgi falan değil. Bunlar evet bilgidir elbette ama sıradan bilgiler. Yani zaten bunlar işte hani haber içerisinde bir şekilde yer alabilecek bilgiler. Ama gerçekten bütün bunlar ne anlama geliyor? Yani fotoğrafı siz ortaya koyabiliyorsanız o zaman gazetecilik yapıyorsunuz demektir. Şimdi burada baktığınız zaman yandaş gazetelerde bunu görmüyorsunuz. Dediğim gibi sloganlarla yallah işte Suriye'ye giriyoruz gibisinden başlıklar var. Peki şimdi bu program bugün yani aslında birçok gündem maddesi var Türkiye'nin. Mesela ne var? Zamlar var. Zamlar çok ciddi bir biçimde yağıyor, yağmaya devam ediyor. Fakat bu şeyde yandaş gazetelerde varsa yoksa her zaman işte tüm zamanların en çok satan şeyleridir bunlar. Yani fotoğrafları ve başlıklarıdır. İşte bir memlekete giriyoruz, savaşa gidiyoruz, haydi bakalım cihada diye başlıklar var. Sadece bunları görüyorsunuz. Ama zamlarla ilgili şey yok, haberler yok. Zaten bir yandan içinde bulunduğumuz berbat ekonomik durumun kapatılması için de aynı zamanda Erdoğan böyle bir operasyonu düşünüyor. Yani aslında şu anda Erdoğan'ın kurtarmaya çalıştığı Türkiye değil, Erdoğan kendisini kurtarmaya çalışıyor. Çünkü bu operasyonun herhangi bir şekilde gerekli olduğu konusunda hiçbir mantıklı analist ortaya bir veri koymaz. Yani bu operasyonu desteklemez. Çünkü bu operasyon tamamen ve tamamen Türkiye'nin kurgu üzerine, daha sonra bu hükümetin, bu iktidarın kurgu üzerine uydurduğu güvenlik algılamasının sonucudur. Ve hatta kendileridir bu meselenin buraya kadar gelmesine sebep olan. Şimdi de hem bir taraftan milletin haberi olmadan, halkın haberi olmadan ortalığı berbat ediyorlar. Hem de bir taraftan ortalık berbat olmuş, buna bizim müdahale etmemiz lazım diye aynı halka yine ikinci kez bir yalan söylüyorlar ve böyle bir harekata kalkışacaklar. Sonuçları ne olacak? Hiç de hayırlı olmayacak. Yani o veya bu şekilde hayırlı olmayacak. Zaten gelinen durum berbat bir durum. Yani daha hani ne kadar kötü olabilir? Çıldırmış durumda var ve daha kötüsü şöyle olacak. Bunlar Suriye'ye girerler. Artık yerleşim yerlerine mi girerler yoksa başka yerlere mi girerler ama bir şekilde kan akacak ve Suriye'de zaten yıllardır devam etmekte olan ve insanları artık bezdirmiş olan savaşa bir halka daha eklenecek. Bu kadar. Bunun dışında bir faydası olacak mı? Hiçbir faydası da olmayacak. Öyle işte memleketin bekasıydı, başkalarının bilmem nesiydi falan filan hikayeleri hiç de bunların abarttığı gibi değil. Başka bir takım yollar var, başka bir takım yöntemler var. Mesela bunlardan bir tanesi barış, bunlardan bir tanesi masaya oturmak, bunlardan bir tanesi
bölge insanlarına, bölgedeki halklara, oluşumlara, dinamiklere anlayışla yaklaşmak ve bir konsensüs bulmaya çalışmak ve sonrasında da hayata normal bir şekilde devam etmek. Ama böyle iktidarların hayatta kalabilmesinin tek bir yolu var. O da düşman yaratmak. Daima bir düşman yaratacaksınız. Her sabah kavgaya uyanacaksınız. Ve sizin taraftarlarınıza da ben kavgadayım. Aman ha sakın uyumayın. Beni de desteklemeye devam edin diyeceksiniz. Yani ne yapmış olacaksınız? Bir inkaz oluşturacaksınız. Ve böylece alarm durumu, sürekli alarm durumu devam edecek. Ve böylece siz iktidarınızı korumuş olacaksınız. Başka bir anlamı yok bunun. Şimdi burada bu iktidarın bugüne kadarki işte yani işte PKK çok büyük tehlike, işte YPG çok büyük tehlike, bunlar işte bizi öldürecekler, yok edecekler falan filan şeylerinin, söylemlerinin arkasında aslında böyle bir durum söz konusu. Ve bakalım tabii nereye kadar götürecekler bu politikayı. Şimdi bir de işin şöyle bir tarafı var. Trump dedi ki ben çekiliyorum. Bu çok saçma bir şey. Yani bizim orada bulunmamız zaten gereğinden fazla kaldık. Benim ne işim var orada? Trump böyle bir adam. Yani Trump hani bir taraftan tabii şeyi düşünüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kendi her devletin âli çıkarları, çıkarları daha doğrusu her devletin âlidir kendince. Amerika'nın da âli çıkarları var. Ve Trump'ın ya da Amerikan müesseseler devletinin bir şekilde dış politikasını ve dolayısıyla dünyanın herhangi bir noktasında uygulayacağı politikaları bu stratejiye göre çizmesi, buna göre yönlendirmesi gerekir değil mi? Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülke son yıllarda yani Bush'la birlikte serseriliğe zaten önceden çok sicili falan temiz anlamında söylemiyorum ama işi daha da abartıp işi serseriliğe vurunca tam olarak ilk önce şey tabii başlamıştı. Ronald Reagan zamanında böyle sinyalleri verilmişti. En son bildiğim kadarıyla ciddi devlet adamı Jimmy Carter'dı Amerikalıların. Sonrasında işte bu Reagan falan geldi. Bushlar tam şeydi yani hani çirkefleşmenin tam zirvesiydi Bushlar. Arada bir romantik saksafoncu Clinton geldi ve sonrasında da devam etti bu Bush hikayesi. Ardından da şey bu işte Trump geldi. Obama yine kendince işte ağırlığını korumaya çalışan falan filan birisiydi ama o da yine aynı şekilde bir şey olarak hani çok koruyamadı. Çünkü yanında Clinton denilen bir şey vardı yani eski Clinton'ın karısı vardı falan filan. Şimdi bu şeyin geleneğin tamamen yıkıldığını görüyoruz bu adamla yani bu Trump denilen adamla. Bir taraftan diyor ki benim orada ne işim var? İyi de bir ülke böyle konuşmaz ki. Yani bir devlet hani böyle konuşmaz ki. Ya da bir devlet başkanı böyle konuşmaz ki. Çünkü şahıs olarak konuşmuyorsun. Sen bir müessesenin patronu olarak konuşmuyorsun. Kendi fabrikanın için konuşmuyorsun. Kendi tarlan toprağın için konuşmuyorsun ki. Sen bir devlet adına ve o bahsettiğim işte yüksek Amerikan çıkarları bilmem ne stratejisine göre konuşman gerekiyor. Ve bu strateji uzun vadelidir. Yani öyle şey değil hani bir gemiye benzer yani öyle hemen 2 dakikada bir U dönüşü yapamazsın yani. Böyle bayağı bir manevra gerektirir hani bunu da şey yapmak değiştirmek falan filan. Fakat bu adamda böyle bir şey yok. Ha böyle çıktı. Ve benim orada ne işim var canım? Zaten orada işte çok işi çok uzattık falan filan dedi. Daha önceden mesela Amerika'nın bizim yani ben yeni göreve geldim Trump olarak. Kardeşim benim böyle bir şeyim yok, politikam yok demiş olsa yine hani biraz işte anlaşılabilir. Ama yok bu da yok. Daha da ötesi Trump ne yaptı? Dedi ki tamam biz Erdoğan'la telefonla görüştük. Erdoğan girecek kararlıymış. Tamam biz de işte askerlerimizi biraz çekiyoruz. Türkiye de giriyor. Eyvallah. Bunda da bir şey yok. Ama sonrasında Trump diyor ki sınırları sakın aşma. Aşarsan ülkenin şeyi, ekonomini mahvederim. Peki Trump'ın mesela bu ifadesi yani bu tehdidi sonrası ne oldu? Dolar yükseldi. Ve biz tabii bununla ilgili olarak biraz sonra ekonomist Sayın İzzettin Önder'le bir telefon bağlantısı yapacağız.
Çünkü iktidarın böyle bir iddiası da var. Yani hep işte dış güçler, dış güçler, dış güçler diye. Ne kadarı dış güçler, Trump'ın bir sözü ne kadar etkiler, nedir, ne değildir? Bunları bir konuşacağız kendisiyle. Fakat bunun yanında Trump'ın bu tehdidi aynı zamanda kendisine yönelik işte senatörlerden, Pentagon'dan, ordudan, dış işlerinden falan filan neyse hepsi yekpare yapılar değil elbette bunlar. Bunların bir kısmından veya gelen baskıların sonucudur. Yani Trump önce ben çekiliyorum dedi, sonra işte buradan gelen itiraz, sen ne yapıyorsun bak oraları Türklere teslim edeceksin dediler. Ve Trump arkasından ama onlar da sınırı aşmasın canım gibi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu bir haber. Neden haber? Çünkü Türkiye'nin bundan sonraki operasyonuna Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl yaklaşacağını da gösteren bir haber aynı zamanda. Yani tamam Trump çekiliyorum dedi ama belli ki bir ölçü de konulacak. Daha işte bütün o şeyden hani oradan gelip bağlayacağım yer aslında burası. Peki bu yandaş gazetelerde yer almış mı? Hayır, yer almamış. Ama biz yandaş gazetelerde görmesek de sokağa çıktığımız zaman doların 5.84'ü vurduğunu görebiliyoruz. Ama bu yandaş gazetelerin derdi ne? Bu yandaş gazetelerin derdi şu. Yürüyün aslanlarım, gidiyoruz. Başka bir şey yok. Yani kendi okuyucusuna, en azından kendi okuyucusuna doğru dürüst bilgi vermeyen, bir kısım bilgiyi gizleyen gazeteler bunlar. Peki, başka neyimiz olacak? Saatlerimiz 11.17'yi gösteriyor. Bugün bir 3G'miz var. Yani eskiden böyle 3G, 3G falan diyor, bilmiyorduk biz. Bu yeni nesil biliyor bunu. Bunlar şey, eskiden işte canlı yayınımız falan derdik. 3G ile canlı yayın ama artık 3G deniyor buna. Gezi davasının 3. duruşması bakıyorum. Evet ve bununla ilgili olarak tabii duruşmayı arkadaşımız Nalin Öztekin takip ediyor. Kendisine bağlanacağız 11.30'da eğer mümkün olursa. Bunun dışında başka ne var gündemde? Şöyle bir şey var. Bugün grup toplantıları var. Bu grup toplantıları saat 9.45'te İYİ Parti grup toplantısı olmuş bitmiş. Ne dediler bilmiyorum, o yüzden size de söylemiyorum. 12.45'te Sezai Temelli, HDP eş genel başkanı konuşacak. Yani HDP grubu 12.45'te başlayacak. CHP grubu 13.30'da başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş mecliste basın toplantısı düzenleyecek. Evet, bütün bunlar tabii bugün yapılacak olan bu toplantıların hemen hepsinde bu şeyle harekatla ilgili, olası harekatla ilgili görüşler ortaya konacak. Bakalım tabii bu arada şeyle ilgili olarak, yani bu tezkereyle ilgili olarak ne gibi bir tavır ortaya konulacak? Yani bütün bu muhalefet partileri tarafından. Çünkü savaşın değil, barışın öne çıkartılması, diyalogun öne çıkartılması gerekiyor. Şimdi bugün tabii bu başlıklarla ilgili olarak sevgili Nazım Alpman abimiz programdan işte çıkarken dedi ki yahu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bir kitapçığı vardır. Onun işte tam kaçıncı maddesinde şey der. Ya gazetecinin görevi her şeyden önce işte barışı ve demokrasiyi ve evrensel insan haklarını savunmaktır. Yani bunun dışında ki bütün faaliyetler lafı güzaptır, yani hiç şey değil. Hani işte yok ülkemin âli menfaati, yok bilmem falandı filandı. Yani bu tür sübjektif kavramlarla gazetecilik yapılmaz. Bunu işte anlattı ve aynı zamanda şey de dedi. Yani buna vurgu yapmak lazım. Evet, buna vurgu yapmak lazım. Buna vurgu yapmaya çalışıyoruz. Maalesef dediğimiz gibi şimdi adı üstünde yandaş, adı üstünde hükümete bağlı yani gazeteler. Şimdi bunlar yaşam şey barış pınarı diyorlar. Bunların da yaşam pınarı bu iktidar. Yoksa bunlar ölürler. Yani iki gün satamazlar. Çünkü halka satamıyorlar aslında kendi şeylerini. Sadece propaganda yapıyorlar. Ve şimdi gelelim yavaş yavaş bu gazetelere. Bakalım ne gibi başlıklar var. Bu başlıklar bu gazetelerin meseleye nasıl yaklaştığını elbette gösterecek. Yeni Şafak ve başladı. Çünkü Yeni Şafak uzun zamandır zaten böyle bir şeyin başlamasını istiyordu. Körüklüyordu, pompalıyordu, körüklüyordu, pompalıyordu. Ve halkı, yani yığınları
böyle bir harekata hazırlama psikolojik görevini de üstlenmişti. Başka bazı gazetelerle birlikte. Ve şimdi başladığını görüyoruz. Peki ne var? Erdoğan ve Trump görüşmesinden sonra Amerika çekiliyor, Türkiye Fırat'ın doğusuna giriyor diye bir ifade. Hemen bütün gazetelerde işte haritalar var, işte ne kadar olacak, nasıl olacak, bildiğiniz o artık meşhur böyle bir şerit falan filan, böyle bir şeyle beraber. Yeni Şafak da bunu vermiş. Tabii böyle hepsi geniş bir çerçevede de görmüşler. Erdoğan'ın ansızın gelebiliriz demiştik ifadesini görüyoruz Yeni Şafak'ta konuyla ilgili olarak. Mesela Brett McGurk, daha önceki yani IŞİD'le mücadele özel temsilcisiydi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Trump komutan değil, kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor diye bir yorumda bulundu kendi başkanı ile ilgili olarak. Ve McGurk için Yeni Şafak gazetesi deliye döndü diye bir başlık atmış. Ve tabii bunun yanında Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin tepkisi, Birleşmiş Milletler'den biliyorsunuz olası insani durumla ilgili bir uyarı söz konusu. Yani Birleşmiş Milletler şahsen benim için hiçbir zaman için ölçü değil. Daima dünyanın en büyük, ikiyüzlü en büyük örgütüdür Birleşmiş Milletler. Şimdi bunu şu anlamda aktarıyorum, BM'nin bu tepkisini. Yarın Türkiye'ye herhangi bir baskı uygulamak istediklerinde, yoksa insan hakları falan umurlarında değil, bunu kullanırlar. Yani buna da şey yapmak lazım. İşin bir tarafı da bu. Ve dolayısıyla şimdi Yeni Şafak'ta, yani hükümet yanlısı Yeni Şafak'ta Birleşmiş Milletler'den skandal sözler diye bir başlık görüyorsunuz. Ama aynı Birleşmiş Milletler mesela şeyle ilgili olarak, Suriye ile ilgili olarak işte bir karar aldığında Yeni Şafak alkışlıyor. Yemen'le ilgili bir karar aldığında, daha sonra alamadığında alkışlıyor. Ya da işte başka herhangi bir yerde insanlar katledilirken, çocuklar öldürülürken aldığı kararları Yeni Şafak alkışlıyor. Ama şimdi mesela Türkiye ile ilgili olarak böyle bir şeyi söylediğinde aynı Yeni Şafak skandal sözler olarak şey yapmış, bunu yorumlamış. Evet, böyle bir şey. Şimdi burada tabii Trump'ın da ifadelerine yer verilmiş. Bir de işte Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümen'i harekat için tatbikat yaptı falan filan gibisinden de bir ifade var. Bu da operasyonda kimlerin kullanılacağını bir yandan anlatıyor. Şimdi az önce sizlere ifade ettik. Yani Trump'ın bir sözüyle mi 5.84'ü gördü bu dolar? Yoksa nedir yani mesele? Nereden görmemiz lazım bu konuyu? Şimdi Sayın İzzetin Önder var telefon hattımızda. Ekonomist, profesör. Bakalım bize neler söyleyecek. Günaydın. Günaydın efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sayın Önder. İnsan hakları vurgunuz da güzeldi aslında. Buyurun efendim. Anlamadım. İnsan hakları vurgunuz hoş oldu diyorum. Güzeldi. Onun için tebrik ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sözle gerçekten böyle dolar işte oynar oynamaz mı? Eğer oynarsa bu yani ekonomimizin bu kadar çabuk etkilendiği anlamına mı gelir? Nasıl görmemiz lazım bu doların oynamasını, yükselmesini, düşmesini falan? Şimdi bir sözle oynayabilir. Fakat bu oynama çok anlık da olabilir. Mühim olan bu devam eder mi, etmez mi? Şu bir gerçek ki Amerika tabiatıyla hem büyük bir ekonomi hem de İsrail işbirliği içinde. İsrail'de dünya finansının büyük bir kısmını kontrol edebiliyor hala. Oran söylemek çok zor ama önemli bir kısmını kontrol edebiliyor. Fakat onlardan daha önemli, bir harp tehlikesi olduğunda, siyasi bir risk olduğunda bütün finansal akımlar veya kaynaklar Türkiye'de konuşlanmış olan, yani biraz doları rahatlatma durumunda olanlar çekilebilirler. Çünkü bunlar şeyden korkarlar, güvenlik açısından korkarlar, ekonomisinden korkarlar. Dolayısıyla dolar yükselme eğilimine girer ama daha ne kadar yükselir çok zor. Bunu hiç kimse, Merkez Bankası şeyleri de kimse de söyleyemez. Yalnız
belirli bir yükselme trendinde. Bu tabii nereye kadar götürür diye baktığımızda, dolayısıyla böyle bir savaşa girecek miyiz? Böyle bir savaş ki bence çok tehlikeli. Yani bu çok tipik, ben bunu Sakarya Savaşı'nda Atatürk'ün İsmet Paşa'ya verdiği direktif diyelim, biraz analojik görüyorum. Biliyorsun Sakarya Savaşı'nda önce biz yeniliyorduk. Bazı alanları kaybediyorduk tepelerim. İsmet Paşa da çok zor durumdayken Atatürk'ün emri şu oluyor. Bırakın geri çekilin siz. Düşman biraz daha içeri gelsin. Orada biz bunları mahvederiz dediler. Bu tipik bir hedefi içeri çekme mekanizması olarak görüyorum. Bu beni çok ürkütüyor. Neyse, inşallah böyle bir şey olmaz. Onun dışındaki, yani ekonomi meselesine gelince, Türkiye dış borcu olan bir ülke. Firmaların dış borcu var ciddi bir şekilde. Bunların toplamı aşağı yukarı bir yılda ödenecek durumda değil ama yayılı olarak 450 milyar dolara gelmiş vaziyette. Dolayısıyla doların bir 10 kuruş veya 5 kuruş hatta yükselmesi bunların maliyetini nereye çeker? Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. İkincisi, bunun arkasından faizler de muhtemelen tepki verecek, yükselmeye başlayacak. Hem doların ateşini biraz düşürmek için, hem de yani gerçekten içteki fiyatları dengeleyebilmek için. Bu da, bunların ikisi birden maliyetleri çok ciddi baskı yapacak. Zaten tondan şeyler geldi biliyorsun, taşımaya, postaya vesaire zam geldi. Ama bütün diğer ürünler de, yani çok temel maddeler veya diğer ürünlerin fiyatları üzerine çok ciddi bir baskı yapacak. Yani bu ne demektir? Kısmen enflasyonun yükselme, kısmen de bayağı yükselmesi, halkın yoksullaşma hızının artması, çünkü kaynak kullanılıyor. Yani savaş kaynak kullanmak demektir. İnsan haklarına bir müdahaledir olumsuz ama aynı zamanda kaynak kullanmak demektir. Yani nereden baksak doğrusu çok iç açı bir manzara değil. Umarım ciddi bir şekilde anlaşma olur. Yani benim kafamda hakikaten Suriye ile ciddi bir anlaşma yapılır. Yani bu terör olayı da her iki ülke açısından da bir gerçekten selabete kavuşturulur. Yani bir sulh sükunete kavuşturulur. Ve böyle anlamsız, insan haklarını zedeleyici savaşlara girip fiyatları alt üst edici, ekonomiyi alt üst edici durumlarla karşı karşıya kalmıyor. Başka bir şey söyleyecek lafım yok. Ama doların yükselmesi maliyettir. Onun hakkında faiz yükselir. Ve bu sefer fırsatçılar ortaya çıkacaktır. Yani işte bazı ürünlerin fiyatı aşırı artmaya başlayınca tabiatıyla işte şey altı, tezgah altı işlemler dediğim gibi bütün harcamalarında veya bu tür dönemlerde çıkabilen olaylar ortaya çıkabilecektir. Bunlar da gelir dağılımda bozabilecektir ileride. Yani bugün doların yükselmesinden de zaten yani bir sürü insanın parası dolarda şu anda. Dolar 5.70'den bilmem şuraya çıktım. Yarın 6.6 de biraz geçti mi? Zenginleşmiş olacaklar onda. Bunu engellemiş için faiz yükselince Türk mevduatı olanlar kaynaklarına kaynak bakmış olacaklardı. Yani ikisi de bazı insanları zenginleştirecek. Bunun karşısında birileri de tahtıravalli oyunu gibidir. Bu fakirleştirecek, yoksullaştıracak demektir. Bu arada fiyat artışı da tabi olacak tabi. Evet. Peki yani bundan bağımsız gibi görünecek bir soru. Ya mesela uzun bir zamandır doların işte yükselebileceği öngörüsünde bulunanlar da vardı. Bir taraftan ama iktidar yok kardeşim siz uyduruyorsunuz, biz alacağımız önlemlerle bunu düşüreceğiz diyordu. Ve bir süredir işte bu son 1-2 gün hariç tabii doların işte daha stabil olduğunu görüyoruz. Hatta biraz düştüğünü falan filan da görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Gerçekten bu bazılarına göre işte ithalat yapamıyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor, harcama yok falan filandan mı kaynaklanıyor? Yani çok kötü mü görmemiz gerekiyor bunu, yoksa iktidarın dediği gibi bir iyileşme belirtisi midir? Nedir? Hayır, kesin bir kere iyileşme belirtisi değil. Gerçekten yani ekonomi çok hızlı hareket etmediği için, ithalat biraz duraladığı için, özellikle bu sanayide kullanılan girdiler duraladığı için, hatta cari açımız da fazla vermeye başladı. Verebilir de bazı dönemlerde ama bunlar cari açım uzun süre açık veren bir ekonomide bir ara eğer fazla vermişse bu bir hastalık belirtisi, bu bir iyilik belirtisi değildir. Şimdi bütün mesele, Türkiye tasarruf açığı olan bir ülkedir. Türkiye bir sürü açıkla yaşıyor. Tasarruf açığı var, enerji açığı var, teknoloji açığı var, bilim açığı var değil mi? Hadi onlar kısa sürede dövizi falan fazla etkilemez.
Türkiye açıklarla yaşayan bir ülkedir. Yani kendi tarım açığı var, hatta bütün onlar yani bazı ürünleri ithal etmek mecburiyetinde Türkiye. Başta tabii enerji olmak üzere. Dolayısıyla bu açıklar olduğu sürece Türkiye dış kaynağa ihtiyacı olan bir ülkedir. Dış kaynağı ihtiyacı her ülkede de döviz kesinlikle aşağı yönünde olmaz. Ha, bazı olur ama bunlar konjonktür, ama şey olarak, ana akım olarak, genel trend olarak yükselme yönünde olur. Krizler iyice yükselir tabii. Yüzükse onu bir miktar yine düşer. Ama trende baktığımızda o zikzakları bir tarafa bırakalım, yükselme eğiliminde olur. Türkiye böyle bir ekonomide, yani Türkiye devamlı olarak ateşi yükselme eğilimi taşıyan bir hastalıkla baş başadır. Bunun tedavisi de yani son açıklanan planda olduğu gibi dönüşüm falan değildir. Uzun vadeli bir yapısal değişimdir. Yani yatırımdır. Tüketimle kalkınan bir ekonomi olmaz. Hala da kaynak oraya, fikir oraya dayandırılıyor. Ciddi yatırımdır. Ciddi teknolojik atılımdır. Bizim ihraç mallarımızda teknoloji yoğun ürünlerin oranının yükselmesidir. Türkiye en düşük düzeylerde bu açıdan. Yoksa ya sadece vergi reformu falan, bunlar hakikaten pansuman tedavileri. Ama ekonomi güçlenmedikse öyle üstten vergiyle, faizle, dolarla biraz oynamakla ekonomi bir yere gidemez. Bunlar üst şey tedbirleri, anlık tepkiler verir fakat yine kendi yerine oturur sistem. Anlıyorum. Sayın İzzettin Önder, çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. Estağfurullah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. İzledim, kolay gelsin. Evet, şimdi bu arada sevgili Sibel Hürtaş, bazı bilgiler geçmiş. Birincisi, Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısındaki sözlerinin dökümü. İkincisi, az önce sizlere aktarmıştık gündemle ilgili olarak. TİP Genel Başkanı Erkan Baş mecliste basın toplantısı düzenleyecek demiştik. Bu toplantının iptal edildiği bilgisini geçmiş. Meral Akşener'in şeyine bakıyorum, konuşmasına. En başta tabii arkasında işte iktidara yüklendiği böyle bir sürü konu falan filan var başlık olarak. Fakat konuşmasının hemen girişinde Trump'a önce bir sen kimsin ulen, bize böyle dolarınızı bilmem ne yaparım falan diyorsun dedikten sonra da biz hepimiz her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Yani Bahçeli ile ihtilafımı, Erdoğan'la ihtilafımı bir kenara bırakıyorum ve hepimiz işte bir partinin altında yer alıyoruz. O da Albayrak Partisi'dir diyor ve böylece iktidarın şu andaki bütün politikalarına koşulsuz bir şekilde destek verdiğini de ilan etmiş oluyor. Böylece ne yapmış oluyoruz? Bu grup toplantısının özetini sizlere aktarmış oluyoruz. Sibel Hürtaş'a bir kez daha teşekkür ettikten sonra ve bakıyoruz şimdi diğer gazetelerde ne var? Az önce dediğimiz gibi eğer bağlanabilirsek Nalin Öztekin'e de bağlanacağız. Bu Gezi davasının 3. duruşması ile ilgili bilgileri almak üzere. Şimdi Star gazetesi ansızın gelebiliriz demiştik başlığıyla vermiş meseleyi, dediğim gibi. Yani böyle sloganlarla yani güya haber veriyorlar da. Bir taraftan da bu arada bu gazeteler dediğimde zaten bir tane okumuşum. O kadar çok gevezelik yapmışım ki bir tane gazete okumuşum şu ana kadar. Neyse şu haber var. Yavuz gemisi, biliyorsunuz yani o tarafta da büyük bir tartışma söz konusu ama şu anda orada herhangi daha böyle bir heyecan yaratan bir başlık olmadığı için daha çok bu tarafın başlıklarıyla çıkmış gazeteler. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bir şeyi var, faaliyeti var biliyorsunuz ve Rum tarafının faaliyetine karşı yürütülen bu faaliyetle ilgili olarak tartışmada devam ediyor. Bununla ilgili haber görüyoruz. Yani somut bir adım attı Türkiye. O da ne? Yavuz gemisi sondaja başladı. Şimdi bununla ilgili haberi de görüyoruz. Ben bütün bir hani bölgeyi birlikte ele almak gerektiğini ve dış politika denilen şeyin çok taraflı, çok katmanlı ve aynı zamanda çok enstrümanlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sanki ben de büyük düşünürmüşüm gibi konuştum ama herkes bunu biliyor. Ama şöyle bir şey var. Bunlar hani birbirlerini dengeleyici şekilde kullanılabilir. Yani Suriye tarafıyla Doğu Akdeniz tarafı. Bakalım mesela Trump işte tabii siz haklısınız, sizin güvenlik kaygılarınızı anlıyoruz. Buyurun Sayın Erdoğan
dedi şey için, Kuzey Suriye için. Ama Akdeniz için mesela aynı şeyi söyleyecek mi? Adam haklı kardeşim, işte koskocaman 80 milyonluk ülke, orada upuzun bir toprağı da var, 500-600 kilometrelik bir kıyısı da var. Daha bu şeye kadar, Marmaris'e kadar, ondan sonrası devamı var. Ama oraya kadar böyle bir kıyısı da var. Siz orada kıçı kırık iki tane işte bir Girit bilmem ne, Kıbrıs falan filan adaları için adamın münhasır ekonomik bölgesini hepsini alamazsınız. Böyle bir şey olamaz diyecek mi bakalım Trump, demeyecek mi? Ya da tersini mi söyleyecek? Çünkü bundan bir süre önce biliyorsunuz Pompeo'nun bir açıklaması vardı. Ve Türkiye'nin faaliyetlerini yasa dışı olarak değerlendirmişti. Dolayısıyla böyle bir birlikte görmek lazım bu iki gelişmeyi. Onunla ilgili bir şey var, haber var. Şimdi bu arada programın başında ifade ettiğimiz gündem maddelerinden bir tanesiyle ilgili olarak sevgili arkadaşımız, yani sunucu, muhabir, her şey, Nalin Öztekin'e bağlanıyoruz. Bakalım bize neler anlatacak Nalin. Gezi davasının 3. duruşması. Evet Nalin, söz sende. Evet Musa Özurlu, sizin de aktardığınız gibi Gezi davası için şu anda Silivri'deyiz. 16 sanıklı Gezi davasının 3. duruşması için Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tam önündeyiz şu anda. Avukatlar, vekiller, izleyiciler, basın mensupları ve sanıklar salondaki yerlerini aldılar. Saat 10'da başlaması beklenen duruşma saat 11'de başladı. 1 saat bir gecikme yaşandı. Ancak gecikmeye bir de teknik sıkıntılar şu anda eklendi. Segbis sisteminde bir sıkıntı var. Tanıklarla ilgili alınan ifadelere ne yazık ki Segbis sistemindeki kimi teknik aksaklıklar nedeniyle de ara verildi. Şu anda başlar başlamaz şu anda ara devam ediyor. Duruşmaya da teknik sıkıntılar bittikten sonra da devam etmesi bekleniyor şu anda. Peki davada bugün nasıl bir ruh hali var? Size bunu alana girişlerde zorluklar yaşanıyor. Bugün aynı zamanda Silivri Cezaevi'nde açık görüş günü. Tabii ki buna bir de tutuklu ve hükümlü yakınınca buraya girişlerde bir hayli aslında zorluklar yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un 6 noktasından, Anadolu ve Avrupa yakasının 6 ayrı noktasından Taksim dayanışması araçlar kaldırdı ve bu araçlar Silivri Cezaevi'nde tam önüne geldiler. Ancak aynı zamanda görüş günü olması sebebiyle de otoparka İçeri girenlerin birçoğu aslında otoban kenarından yürüyerek buraya geldiler. Araçlarını park ettikten sonra araçlar içeri alınmadı dedi. Otoparkta geneliyle diplomatlara ait resmi araçlara da kimi zaman aynı uygulamada yatıldı. Avukatlara da aynı uygulamada yatıldı. Ring araçlarıyla birlikte avukatlar içeri girebildiler. Davaya sıymış gibi bir yoğun katılım var. Konsolosluklardan, sivil toplum örgütlerinden, uluslararası insan hakları savunucuları yine buradalar. Meslek örgütleri de destek veriyorlar ve bunu da yurttaşlara da Türkiye İşçi Partisi'nden, Halkların Demokratik Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri de salonda şu anda vekil bölümünde oturarak duruşmayı takip ediyorlar. Dediğimiz gibi yoğun bir katılım var. Bu yoğun katılımı aslında şu yüzden belirtiyorum. Şu anda hava 15 derece. İstanbul'da hava sıcaklığı bir anda düştü ve yağışlı da bir hava var. Ancak buna rağmen ve İstanbul trafiğine rağmen yurttaşlar buraya varmayı başardılar ve bu konuda da yine çok ısrarlı olduklarını görüyoruz. Duruşmanın 2 gün sürmesi bekleniyor. Bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor. Ancak görünen tabloya göre bugün akşam saat 5'e kadar da sürebileceği öngörülüyor. Peki davada neler vardı? Bunu da aktaralım size. İş insanı Osman Kavala bu davanın tutuklu tek sanığıydı. Kendisi 706. gününde tutukluluğunun ve diğer sanıklar da tutuksuz olarak yargılanıyorlar. Yiğit Aksakoğlu, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Ali Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Pınar Öğün Alabora, Çiğdem Mater, Gökçe Yılmaz, Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de tutuksuz yargılanan sanıklar arasında. 16 sanıklı bir dava, Gezi davası. Peki 16 sanık neyden yargılanıyor? Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan yargılanıyorlar ve haklarında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Bugün neler olacak? Bugün 3 müşteki dinlenecek. Avukatların da müştekilere karşı savunma yapması bekleniyor. Ancak dediğimiz gibi şu an için kısa bir ara verildi. Segbis'teki sorun çözüldükten sonra yeniden duruşmaya devam edilmesi de bekleniyor. Biz gün boyunca buradan yaşananları aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik yeniden stüdyoya bırakıyoruz. Çok teşekkürler Nalin Öztekin bu bilgiler için ve gün içerisinde tabii bu davadaki bu duruşmayla ilgili bütün gelişmeleri yine Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Onu da belirtelim sizlere. Saatlerimiz 11.40'ı gösteriyor. Şimdi hızlı bir şekilde gazetelerimizin bu az önce tarif etmeye çalıştığımız başlıklarından örnekler sunmaya devam edelim. Mesela Milliyet. Milliyet gazetesi daha itidalli yaklaşmış, geri sayım diye bir başlık atmış. Tabii şöyle bir şey var. Bakıyorum mesela Trump'ın ifadesine yer verilmiş, yani bu savaştan çıkma vakti ifadesine yer verilmiş. Ne kadar Amerikan askeri olduğuna dair bir teknik bilgi var. Tezkerenin meclise olduğu ifadesi var. Ve bunun yanında tabii YPG şoke olduğu ifadesi var. Gerçekten de öyle. Yani bir şekilde beklenmedik bir hamleydi. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ki SDG yetkililerinin de açıklamalarına zaten çok açık bir biçimde yansıdı bu durum. Hürriyet gazetesi ilk hedef 120 kilometrelik hat diye bir başlık da vermiş. Yani burada şey de var. Hani sanki önümüzde hiçbir şey yok. Hiçbir soru işareti yok. Her şey çok rahat. Tam planlandığı şekilde devam edecekmiş gibi bir tavır ortaya koymuş gazeteler. Tabii burada şey var. Uğur Ergan ve Hande Fırat imzasını görüyoruz bu şeyde. Haber toparlamasında Hürriyet'teki. Aynı zamanda Hürriyet gazetesi de geniş bir çerçeveden görmüş meseleyi. Sabah gazetesi operasyon için geri sayım başladı. Geliyoruz falan filan gibi bir başlıklarla vermiş. Aydınlık fırsat bu fırsat. PKK'nın kökünü kazımak için tarihi fırsat diye bir şey. Yani hiç düşünmeden gerçekten mesela o bölgede neyin olduğunu, yani Suriye ile en çok ilgilendiğini iddia eden partidir Vatan Parti. Gidip gelmeler birçok şey vardır. Fakat nedir, ne değildir, gerçekten ne oluyor, ne bitiyor? Bu şey olmadan yapılmış olan işte şeyler bunlar. Çıkarımlar. Karar gazetesinde önce destek sonra tehdit başlığını görüyoruz. Evet, burada bir çelişki ortaya konmuş. Bu şekilde görülebilir. Peki devam edelim. Milli Gazete de aynı şekilde koroya girmiş. ABD çekiliyor, Türkiye hazır. Türkiye hazır. Yeni Çağ gazetesi, sahte müttefikten küstah tehdit. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ekonominizi yok ederim tehdidiyle ilgili olarak. Milat gazetesi Johnny Kaçar diye bir başlıkla çıkmış. Nedense tabii aklıma bu eski bir takım örgütler ve bunların çıkarttığı dergiler geldi. İbdalar falan filan biliyorsunuz değil mi? Aynı dil. Devam edelim. Sözcü gazetesinde şimdi Sözcü gazetesi biliyorsunuz küstah kelimesini en çok kullanan gazetedir Türkiye'de. Ve dışarıdan Türkiye ile ilgili herhangi bir açıklama geldiğinde hemen bu şeyi yapıştırırlar. Bu sefer de aynı kelimeyi kullanmışlar. Bu küstah tehdide cevabı kim verecek? Şimdi küstahtır değildir ama bir şekilde Trump bir ülkeyi tehdit ediyor. Yani burada işte daha düne kadar Trump'la telefon görüşmesi yapan, bir ay sonrası için randevu alan, oraya gidecek olan Erdoğan nasıl bir cevap verecek? Ben onu da merak ediyorum. Yani böyle bir kavga var ortada. Hani bir tarafı tutmak zorunda değilsiniz ama merak edersiniz. Yani şimdi bir tanesi bir kroşe patlattı, öbürü bakalım buna karşılık ne yapacak diye. Gerçekten de merak ediyorum ve dolayısıyla Sözcü Gazetesi bir taraftan tabii şeyi çok iyi biliyor Sözcü Gazetesi. Siz buna cevap veremiyor musunuz ey hükümet diye aslında şey yapıyor. Bir taraftan da gerçekten de Trump nasıl olur da böyle bir şey söyler tavrı var. O yüzden şey, yani bu başlık böyle tam da böyle bıçağı sokup kıvırtacak bir başlık. Peki Yeni Yaşam gazetesine bakalım şimdi. Kaosu arttırır başlığını görüyoruz Yeni Yaşam gazetesinde. ABD operasyon bölgesinde olmayacağı üzere ve sınıra yakın noktalardan çekildi. Bu Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık olarak yorumlanırken HDP operasyon kaosu arttırır açıklaması yaptı. Bu arada tabii konuyla ilgili çok sayıda makale de var, analiz de var. Yani
önümüze birçok soru işaretinin çıktığına dair. Gerçekten de öyle bu arada. Bir Gün gazetesi konuyu şöyle görmüş. ABD onaylı operasyon. Yani burada Amerika onay vermeseydi Türkiye bu onayı operasyonu yapmayacaktının yanında Amerika'da işte artık şeye Kürtlere yönelik bu operasyona onay veriyor anlamında kullanmış başlığı. Tabii bunun yanında HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un ÖDP Merkez Yürütme Kurulu'nun ve CHP Grup Başkan Vekili Özkoç'un ifadelerine yer vermiş ki Özkoç dün sabah biliyorsunuz burada telefon bağlantısıyla bu görüşlerini açıklamıştı. Aynı zamanda Profesör İlhan Uzgel'in yine görüşlerine de yer vermiş. İlhan Uzgel Ankara'nın planı yok de gibi bir ifade kullanmış. Gireriz dedik, girdik siyaseti, iktidar açısından artık kurtuluş değil. Toplum bu söylemlere kanmıyor ifadelerini öne çıkartmış bu söyleşiden Bir Gün gazetesi. Evrensel çözümsüzlükte ısrar başlığıyla vermiş meseleyi. Türkiye ABD ile yapılan görüşmenin ardından Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. HDP, CHP, MHP, ÖDP operasyonun bölgeye barış ve demokrasi getirmeyeceği, sorunları derinleştireceği uyarısı yaptı. Bu arada zam yağmuru başlığını da görüyoruz. Dediğimiz gibi bu zam haberleri tamamen gizlenmiş durumda şu anda. Peki Cumhuriyet'in başlığı ne konuyla ilgili olarak son başlığımız? Bataklıkta tek başına Trump Fırat'ın doğusunda dar bir alan açtı, sınırı aşma dedi. TSK küresel güçlerin cehenneme çevirdiği sahada yalnız olacak. Ve bunun yanında yeni dert IŞİD diye bir başlık var. ABD binlerce tutuklu teröristin sorumluluğunu Türkiye'ye yükledi ifadesiyle birlikte. Ve böylece ne yapmış oluyoruz? Gazetelerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gün içerisinde başta Gezi davası duruşması olmak üzere gelişmeleri yine Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.